7 günlük dengeli protein planı hazırladık kilo vermek için. Şimdi birinci günden başlayalım. Birinci güne biz nohut koyduk. Etli olabilir mi? Ben olmasın dedim. Her gün et yemek zorunda değiliz. Öyle mi? Evet. Biliyorsunuz ben bir taraftan gezegeni de beslemeye kafayı taktığım için hem insanlara yetecek kadar et olsun dünyada hem de gezegenimize karbon ayak izi yaratmayalım. Haftada 2 kere et yemek bedene de yeter, gezegene de yeter benim görüşüme göre. Evet, aynen. Şimdilik nohut yaptık burada. Etsiz yaptık. Bitkisel protein, hayvansal protein desteği olsun diye ben de yoğurt, cacık ne varsa demiştim arkadaşlara. Cacık yapmışlar olur. Peki. İkinci gün. İkinci gün mercimek olmuş ama bence şöyle yapalım. Bak daha güzel oldu. Ha, en azından evet, evet. Bir gün atlasın ya. Evet, bir et gördük ya şurada. İftar vaktinde. Ama o da fazla değil. Abartmayalım. 3 tane köfte yeter. 150 gram. 150 gram yeter. Ondan sonra yanına da sebze koymuşuz. Ben böyle yanında sebze, bunu böyle yemek çok sempatik gelmiyor bana ve danışanlarıma. Ben bunları püre yapıyorum. Çorbanın içine koyuyorum. Hı-hı. Bulgur pilavının içine karıştırıyorum. Daha sempatik geliyor ipucu. Şimdi oruçluyken şöyle bir durum var. İftar sofrasına oturduğunuz zaman aslında göz pek doymuyor. Yani şununla doymaz insan. Bununla doymuyor. Yok, doymaz. Ama bununla insan doyar. Doyar. Yani iftar saatinde özellikle doyar. Yani bütün gün aç kalmış, kendini işte herhangi bir gıda yememiş bir kişi çorbanın üzerine normalde bunu yediği zaman doyar. Doyar Halis Bey, doyar. Ama gözü doymuyor. Doğru işte, gözümüzü gönlümüzü bir doyuralım. Evet. Mercimek koyduk. Ana yani, ayranı da çekti oraya. Evet. 7 günün 2 gününe baklagil koydum özetle. Ona cacık yapmıştım, buna da değişiklik olsun diye. Ayran yaptık. Evet. Mutlu muyuz? Buna bir itirazınız var mı? Yok, bu da et gibi bir şey zaten. Yeşil bitkisel mercimek. Bitkisel protein. Bitkisel protein ama muhteşem. Bir de bitkisel protein dünyasında en iyisi evet. Belki diyebiliriz yani. Amino asit çok dengeli. Çok evet. Dengeli amino asit örüntüsü var. Bu mercimek artarsa ertesi gün bunu mesela bulgura karıştırın, çorbaya karıştırın. Yoğurda bile karıştırsanız olur çünkü etsiz yaptık. Bu bir nevi zeytinyağlı, sıcak da yenebilir, soğukta yoğurtla da karışınca güzel olur. 3, 4. Yine et gördüm. Yine mutlusunuz. Yine mutluyum. Yine mutlusunuz. Niye bu hayvansal protein kaynakları bizleri böyle çok mutlu ediyor? Erkekleri ediyor. Öyle mi? Pardon. Evet. Yok, gerçekten yapılmış çalışmalar var. Erkekler et ve türevlerine daha yatkın ve arzulu oluyorlar, daha mutlu oluyorlar. Sinirleyince de böyle çıtırtılı şeyler yemeyi seviyor erkekler. İşte cips gibi, kraker gibi. Kadınlar daha duygusal. Sinirli olduğu zaman, üzgün olduğu zaman daha yumuşak, daha tatlı, smoothie. Daha karbonhidrat şeyleri seviyorlar. Evet. Evet, çok. O zaman bu size göre. Hem et hem de çıtırtılı şeyler var. Tamam, çok tamam. Güzel. Tamam. Önüne yine çorbayı koymuştuk tabii ki. İkinci kırmızı eti de bitirdiğimize göre dedik ki bir beyaz et olabilir. Bu hindi olabilir. Hindiye çok ayıp ediyoruz. Çok az veriyoruz sofralarda yer. Halbuki küçük baş hayvancılığı, yani Tarım Bakanlığımız da bu konuda aslında destek veriyor. Küçük baş hayvancılık hem üretim açısından hem sağlık açısından hem de yine gezegensel açıdan baktığımızda çok daha kıymetli bizim için. Ne olur burada bunu şey yapalım, dengeli tüketilmesi gerektiğinin altını çizelim. Tavuğu, hindiyi kontrollü miktarda yiyelim. Tavuktan sonra hop yine bir yer değiştireceğim. Yumurtalı ıspanak yaptık. Bence yumurtayla ıspanak bir arada yani olabilecek en sağlıklı seçimlerden bir tanesi. İftar içinde, hatta sahur içinde, normal zamanlar içinde, spor yapanlar içinde çok dengeli protein kilo vermeyi kolaylaştırır çünkü çok tok tutar. Bir de iftar ne kadar hafif olursa aslında bugüne kadar bahsettiğimiz o uyku problemleri biraz kenarda işte belki daha kendinizi yorgun hissetmeme daha da çok olacak. Eğer iftarınızı ve sahurunuzu bu şekilde dengeli götürebilirseniz sadece günün sonunda kilo almaktan kurtulmak veya işte kilonuzu korumak değil. Aslında orucun size olan faydalarını tam manasıyla da yaşanmak için böyle dengeli tutmak gerekiyor. Bu umut ediyorum balık değil galiba. Yok, bu hindi. Öyle mi? Hani dedik ya hindiye çok haksızlık ediyoruz diye. O yüzden sofrada hindiye de yer verdik. Ama balık da olabilirdi. Olabilir mi Ramazan'da? Olabilirdi ama Ramazan'da çok alışık değiliz biz balığa. İsteyen varsa yapabilir tabii ki yine beyaz et seçimi olarak. Bu arada ülkemizde mevsiminde balıkçılıkla birlikte onun dışında su ürünleri yetiştiriciliği de çok iyi.
kontrollü yine Tarım Bakanlığı'nın ne olur ülkemizin sularında yetişen somon balığına, levreye filan da şans versinler bu vesileyle. Evet, hayatın etmenin daha önceki özellikle gıdaları işlediğimiz bölümünde balık dosyasını açmıştık ve orada konunun uzmanlarıyla birlikte yerli somon üretimini ve evet, balıkları da burada göstermiştik hatta. O bölümümüzde kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Geriye dönerek diyorum ve balığın önemini bahsettik. Evet, dolayısıyla Ramazan'da dengeli protein ve kilo kaybı için veya kilo kontrolü için nasıl beslenmemiz lazım diye baktığımızda burada dengeli bir protein dağılımı yaptı Dilara Hocam. Evet. Ondan sonra biz de bu takvimi burada yayınladık ama aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz. Böyle gün aşırı hayvansal protein, gün aşırı bitkisel proteinle biraz bu işi dengelemekte fayda var diyoruz. Yuvarlığa böldüler arkadaşlar. İki baklagil, iki kırmızı, iki beyaz, bir de yumurta yaptık.